Arkadaşlar merhaba, ben Rüştü Hoca. 80 günde Türkçe kampında 15. güne geldik arkadaşlar. Bomba gibi gidiyoruz. Baya baya önemli konular geride kaldı. Peki hocam, bundan sonra ne var? Bir o kadar önemli konular var tabii. Bugün ne yapacağız hocam? Bugün sıfat konusuyla ilgili, yani ön adla ilgili uygulama 1 karşınızda. Hemen ardından arkadaşlar uygulama 2 de gelecek, haberiniz olsun. Bugün tam 2 uygulama videosu göreceksiniz. Sıfatla ilgili her şeyi konuşmuş olacağız, bitirmiş olacağız. O zaman hiç uzatmayalım. Parçada geçen bütün sıfatları bulalım. Türlerini yavaş yavaş söyleyelim. Hadi başlayalım hocam. Ne diyor? Bir öğrenci için en verimli şey konuların uygulamalarla pekiştirilmesidir. Bir düzgün bir kalem bulabilirsem mükemmeldir. Şuradan bir mavi mi alalım? Ne alalım? Buradaymış. Tamam, okey. Haydi hocam. Ne diyor? Bir öğrenci için. Bir öğrenci derken arkadaşlar, bir tane öğrenci, iki tane öğrenci, üç tane öğrenci sayı mı bu? Hayır arkadaşlar. Bir öğrenci için, yani herhangi bir öğrenci için diyor. Doğal olarak bu belgisiz sıfattır. Lütfen cebinizde kalsın. Çok çok önemli. Devam hocam. En verimli şey. Nasıl bir şey hocam? En verimli şey. Şimdi arkadaşlar, buradaki en zarftır. Doğal olarak bunu tabii ki sıfat olarak kabul etmeyeceğiz. Ama verimli niteleme sıfatıdır. Nasıl sorusunun cevabı olduğu için devam. Konuların uygulamalarla pekiştirilmesidir diyor. Tamam. Her öğrenci, buradaki her, hatırlayacaksınız belgisiz sıfatta, değil mi? Her yıl falan demiştik. Net bir belgisiz sıfattır. Her öğrenci ama hangisi, adı ne, sanı ne, değil mi? Bir belgisiz sıfat örneği. Öğrendiğini uygulamak ister. Tüm mesele, tüm mesele derken buradaki tüm de arkadaşlar yine bir belirsizlik ifade eder. Bir belgisiz sıfat örneğidir. Çok çok önemli. Güzel uygulamalar. Nasıl uygulamalar? Güzel uygulamalar. Buradaki güzel bir niteleme sıfatıdır. İle konuyu zenginleştirmektir. Zengin konu. Nasıl konu? Zengin konu. Yine bir niteleme sıfatı arkadaşlar. Konu anlatımı çok açık, net demektir. Çok açık, net. Çok açık, net kazandırır anlamında kullanılmış. Bu çok açık, net değil, dikkat. Ne kadar açık? Çok açık. Şimdi buradaki çok kelimesi arkadaşlar bir belgisiz sıfattır. Çünkü ne kadar diyor? Belli değil. Miktarı belli değil. Çok burada belgisiz sıfat arkadaşlar. Tamamdır. Bol uygulama. Bu arada şuraya bir virgül koyun da netleşsin. Çok açık, net demektir. Tamam, net kazandırır anlamında. Buraya virgül koyarsak her şey netleşiyor. Çok sıfat, netle ilgili bir şeyimiz yok. Bol uygulama. Şimdi hocam bak. Ne kadar? Bol. Bir belirsizlik var değil mi? Belgisiz sıfata çok rahat atabilirsin. Çok soru. Belgisiz sıfata çok rahat atabilirsin. Gayret eden öğrenci. Nasıl öğrenci? Gayret eden öğrenci. Niteleme sıfatı. Nasıl sorusunun cevabı olduğu için. Bu da güzel. Şimdi zor hedefler diyor. Nasıl hedef? Zor hedef. Bu da yine niteleme sıfatı. Ama sonunda güzel bir mutluluk. Nasıl mutluluk? Güzel. Bu niteleme sıfatı iken buradaki bir belgisiz sıfattır. Bunu lütfen unutmayın. Bakın, o kadar önemli bir örnek ki bu aslında. Burada mutluluk kelimesi addır arkadaşlar. İsimdir. Yani bir ad hem niteleme hem belirtme sıfatı. Hocam belirtme diyorsunuz ama belgisiz sıfat değil mi o? Evet. Belgisiz sıfat zaten belirtme sıfatı değil mi? Hatırlayacaksınız. Niteleme sıfatı demiştik. Belirtme sıfatı demiştik konuşabilirsem. Sayı, işaret, belgisiz ve soru sıfatını neye katıyoruz? Belirtme sıfatına, ana başlıkta. Pekiştirme sıfatını neye katıyorduk? Niteleme sıfatına. Doğal olarak lütfen bu başlıkları, alt başlıkları, genel başlıkları unutmayın. Doğal olarak bize aşağıdakilerin hangisinde bir ad ya da bir isim neyse hem niteleme hem belirtme sıfatı almıştır gibi soru getirirlerse işte bunun yegane cevabı budur, şık budur. Lütfen buna hazır olun, tamam? Bir niteleme, bir de belirtme sıfatı alan ad. Çok çok önemliydi bence. Altın değerindeydi hocam. Şöyle aşağı doğru kaydıralım. Süper hocam. Haydi devam edelim. Yıllardır bu durumun yaşanması. Bu durum. Hangi durum bu durum? İşaret sıfatının ta kendisi bu. Var mı problem? Yok. Hem anlatıcı hem de öğrenciler için beklenen bir şeydir. Nasıl bir şey? Beklenen bir şey. Buradaki beklenen arkadaşlar bariz bir şekilde niteleme sıfatı iken bir belgisiz sıfattır. Sonuçlar güzel oldukça, hocam güzel almıyor muyuz? Hayır. Önünde isim yok ki. Değil mi? Onu almayız. Daha bu durumun derken yine yukarıdaki gibi bu işaret sıfatıdır. Devam etmesi istenilen durumdur. Nasıl durum? İstenilen durum. Buradaki istenilen niteleme sıfatının ta kendisidir. Birkaç sonuç yetmez. Birkaç sonuç diyor, bak dikkat. Bu belgisiz sıfattır. Binlerce sonuç. Bu da arkadaşlar net bir şekilde sayı sıfatı. İlerleme kaydedildiğinin göstergesidir, tamam. Çalışan öğrencilerin, nasıl öğrenci? Çalışan öğrenci. Niteleme sıfatı. Hak ettikleri yere. Şimdi nasıl bir yer? Hak ettikleri yer arkadaşlar. Burası yine niteleme sıfatını ta kendisidir. Bazen böyle birden fazla sözcük de sıfat olabilir. Hatta cümlenin tamamı da böyle uzun uzadıya sıfat olarak, kalıp olarak alınabilir. Hazır olmakta fayda var. Devam.
geldikleri bir gerçektir diyor. Herhangi bir gerçektir demek istiyor. Buradaki bir belgisi sıfattır. Bunun için bahane değil. Bakın bunun kelimesini sıfat kabul edemeyiz. Bu sözcüğü ek almış. Ne yapıyorduk? Ek alırsa zaman gelecek zamir diyeceğiz buna diyorduk. Bunu sıfat kabul etmiyoruz. Bahane değil. Çözüm üretmek herkesten beklenilendir. Kaç yıl çalışılırsa soru cümlesi var ya da yok bizim umurumuzda değil arkadaşlar. Kaç yıl dediği an bu kesinlikle soru sıfatıdır cepte. Çalışılırsa güzel bir sonuç alınır. Güzel niteleme sıfatı bir yine belgesiz sıfattır. Sonuç zaten isimdir, addır. Hiç sıkıntı yoktur. Devam hocam, metinler bitiyor. Meşhur uygulamalar bunlar. Meşhur. Devam hocam, çaylar yudumlansın. İşte bu sorunun cevabından önce bu derken bariz bir işaret sıfatı örneği görüyoruz. Cevabından önce sorudaki yıl ifadesini, sorudaki yıl ifadesi. Bu yine işaret sıfatı arkadaşlar, aman dikkat, silmek gerekir. İsteyen öğrenci, nasıl öğrenci? İsteyen öğrenci niteleme sıfatı. Çok kısa sürelerde, şimdi şöyle, süre isim arkadaşlar biliyorsunuz, at. Nasıl süre? Kısa süre, tamam bu niteleme sıfatı, güzel. Ne kadar kısa? Çok kısa. Bu zarfa girecek, zaman gelecek. Bunu lütfen arkadaşlar sıfat kabul etmeyin. Hocam ben şöyle aldım, işte kısa süre, ne kadar süre kısa, işte ne kadar kısa? Çok kısa. Ben buna sıfat dedim. İşte bu yanlış. Cümlenin tamamına bakmakta fayda var. Kısayı tek başına böyle çok kısa gibi alamayız. Çünkü kısa süre diyor. Kısa burada sıfattır. Sıfata sorduğun sorunun cevabı zaman gelecek. Duyacağız. Zarftır. Yani buradaki çok sıfat değil arkadaşlar. Ama çok para desem sıfat olurdu. Çok zaman desem sıfat olurdu. Çok vakit desem sıfat olurdu. Çok not, çok defter, çok kitap desem sıfat olurdu. Ama sıfatın önüne gelirse kısa süre, çok kısa süre, o zarf olur. Zaman gelecek. Bunu lütfen doğru kabul etmeyin. Bunu sıfat olarak almayın. Devam. Hedefine ulaşabilir. Güzel. Bu ayrıntılar önemli arkadaşlar. Cepte kalsın lütfen. Devam. 3-5 kişinin hadi bakalım 3-5'e ne diyeceksiniz? Hadi bakalım ne diyeceksiniz? Ne dediniz merak ediyoruz. Ama şunu söylemekte fayda var. Buna sayı sıfatı diyenler çok yol alacaklar. Çünkü yanlış yaptıklarını ve bunun ne olduğunu öğrenecekler. 3-5 kişi derken bu bir belgisiz sıfattır arkadaşlar. 3 kişi mi 5 kişi mi? Kardeşim hiçbir şey belli değil. 3-5 kişi işte yani 3-4-5 o civarlar. Ha belgisiz sıfat çok iyi değil mi ya? Allah'ını seversen yani müthiş 5 yıldız hak etmiyor mu bu? Değil mi? Çok iyi bir örnek arkadaşlar. Lütfen dikkat. Sözü üzerine hevesi kırılan öğrencilerle. Nasıl öğrenci? Hevesi kırılan öğrenci. Tabii ki niteleme sıfatın. Doludur her taraf. Her belgisiz sıfatın ta kendisidir. Kimin ne dediği değil, bizim ne düşündüğümüz önemlidir. Tamam buradaki neler zamir, zaman gelecek, sıfat değil. Net hedefler. Nasıl hedef? Net hedef. Niteleme sıfatı. Biraz olsun yıpranmış dirsekler. Nasıl dirsekler? Biraz olsun yıpranmıştır. Yani hepsini alabilirsin. Kısaca yıpranmış diye de alabilirsin niteleme sıfatı. Tamam. Bazen böyle tamamı sıfatlı olabiliyor cümlelerin. Kelime gruplarının. Süzülen gözyaşları. Nasıl gözyaşı? Süzülen gözyaşı. Niteleme sıfatının ta kendisi. Hedefin yaklaştığının habercisidir. Bitti mi hocam metin? Allah aşkına metin biter mi ya? Uygulama biter mi hocam? Yeni bir metin daha geliyor. Yeni bir metin daha. Uzun uzadıya bir video daha. Hadi hocam hakkını verelim. Ne diyor? Bu haberi, bu haber derken bu artık işaret sıfatı iyice oturdu. En iyi duyanlar da nasıl duyan, iyi duyan. Şimdi arkadaşlar durduk. Buradaki en de iyi de aslında duyan yani fiilimsinin önünde olduğu için zaman gelecek konuşacak, konuşulacak zarftır. Bu kısmı tamamen geçiyorum. İşte bu sayılanlardan diyor bu işaret sıfatıdır unutma. En az birini, en az biri derken arkadaşlar burada da yine herhangi bir sıfat göremiyoruz. Yaşayan öğrenciler nasıl öğrenci? En az birini yaşayan öğrenci. Bakın şurayı tamamen alıp niteleme sıfatı derseniz yanlış yapmamış olursunuz. Sayfada bir kaymasın Allah aşkına. Tamamdır. Ekrana ben çünkü bakmaktan geçtim tamamen örneklere odaklandım. Evet hiçbir zaman hiçbir derken buradaki hiçbir belgisiz sıfatın ta kendisidir. Umudunu yitirmeme durumunun önemi büyüktür. Umutsuz bir zihin, bak şimdi burada her şey değişiyor. Umutsuz bir zihin, az önce güzel bir mutluluk demiştik ya onun aynısı. Umutsuz niteleme sıfatı iken buradaki bir belgisiz sıfattır bunu lütfen unutmayınız. Zihin isim zaten. Can suyu verilmemiş fidan gibidir. Nasıl fidan? Can suyu verilmemiş fidan. Yani şuranın tamamını alıp niteleme sıfatı derseniz doğru yapmış olursunuz. Tamam hiç sıkıntı olmaz. Ayağa kalkması çok zordur. Şimdi lütfen dikkat bakın. Zor isim adı değil mi? Bu bir ad tamam. Ne kadar zor? Çok zor. İşte bu belgisiz sıfat meseleye. Hocam az önce çok kısa süre demiştik. Oradaki çoku zarf kabul etmiştik. Sıfat dememiştik. Çünkü kısanın önüne gelmiş. Yani sıfatın önüne gelmişti o. Buradaki çok adın önüne gelmiş. Zor bir addır değil mi? Çok önemli bir ayrıntıdır arkadaşlar bence. Yani şöyle yapın. Çok kısa süre demiştik ya. Bence şöyle yapmanız çok iyi olur. Çok
kısa süre diye yazın arkadaşlar. Süreye ad diyoruz. Kısaya tabii ki sıfat diyoruz, öne ad. Bu sıfat değil. Buna zaman gelecek zarf diyeceğiz. Eyvallah. Ama çok zordur dediğim zaman ya da çok zor diyeyim kısaca. Zor addır, çok sıfattır. Yani bunu bir köşeye şöyle not etmenizde, kaydetmenizde öyle büyük fayda var ki bu farkı görmenizde, değil mi? Yoksa yani sınavda sanmıyoruz ki iyi, güzel, kötü, çirkin bunları sorsunlar. İnşallah sorar yaparsınız, sorarlar yaparsınız ama yani bu da cilvesi hocam bu konu. O yüzden bu ayrıntıları da lütfen cebinize koyup bir köşeye kesinlikle not edin. Devam. Ne diyor? İçimizde bizleri tetikleyen şeyler. Nasıl şeyler? Bizleri tetikleyen şeyler. Burası öylece niteleme sıfatı mesela, değil mi? Olmalıdır. İç destekle nasıl destek? İç destek. Niteleme sıfatının ta kendisi. Hareket eden öğrenci. Şimdi bakın. Bu iç destek tamam. İç sıfattır ama şöyle de alabilirsiniz. Öğrenci isim nasıl öğrenci? İç destekle hareket eden öğrenci. Tamamına niteleme sıfatı da diyebilirsiniz. Tamam mı? Yanlış olmaz. Sizde soru nasıl verilmişse, yani soruda neyin altı çizilmişse ona göre hareket edersiniz. Buranın tamamı sıfattır ama orası gayet net. Ha içinde eylemsi vardır, fiil vardır, bir o hiç onun umurumuzda değil. Tamamı sıfat onun. Hiçbir durumda, hiçbir artık belgisiz sıfat iyice oturdu bence. Yılmaz. Kendini bir şekilde derken herhangi bir şekilde diyor belgisiz sıfat motive etmesini bilir. Arkadaşlar ben bu uygulamadan şunu çıkarmanızı istiyorum. Belgisiz sıfatlar önemlidir. Bitti. Bu uygulamanın özeti bu. Belgisiz sıfatlara önem vermelisiniz. Belgisiz sıfatlar zamiyle karışır. İşaret sıfatları önemlidir. Bakın bir sayfada bile 3-4 tane işaret sıfatı var. İşaret sıfatları zamiyle karışır çünkü. Mesela sayı sıfatı. Sayı sıfatı önemsizdir çünkü sayı zamiri diye bir şey yok ki. Nasıl karışacak? Değil mi? Veya kişi zamiri önemsizdir çünkü kişi sıfatı diye bir şey yok. Kısacası işaret, belgisiz ve soru, bak soruyu da katalım. Bunlar hep karışıyor arkadaşlar. Soru zamiri var, soru zarfı var, soru sıfatı var. Yani ifadeler birçok konuda tekrar ediyorsa işte sınavı yapan adam ÖSYM bunu hemen fark ediyor. Çat diye oradan soruyu soruyor sana. Yani niteleme sıfatını bulman istemiyor adam senden. Belirtme sıfatını bul diyor. Çünkü zamirle karıştıracağını biliyor. Adam sana kişi zamirini bul kardeşim. Çok nadir der. Sıfatla karışacağı noktalarda söyler. Sayı sıfatını kolay kolay sormaz. Niye? Sayı zamiri yok. Sayı zarfı yok. Sayı edatı yok. Sayı bağlayıcı hiçbir şey yok. Sayı sadece sıfatla var. O zaman görür görmez sıfat deyip geçersin. Ha zaman zaman isim olabilir. Belki isimle karışabilir. Ama isminde zaten tamlamayla birlikte soruyor. Doğal olarak şimdi konuları anlatırken, uygulamaları yaparken, soruları çözerken bakış açınız bu olsun. Neyi sorabilir, neyi soramaz. Ha ben bütün konuları eksiksiz anlatıyorum ama vurgularıma da dikkat lütfen arkadaşlar. Şu gelir, bu gelmez. Şu şöyle gelir. Bunlar hayatidir. Bunlar mutlaka sınavda karşımıza gelecek şeylerdir. Haberiniz olsun. Güzel bir uygulamanın sonuna geldik arkadaşlar. Fasikülleri, uygulamayı yavaş yavaş onlara geçmeyi unutmayın. Hemen şöyle bakayım benim şeyim nerede? Buldum hocam. Güzel. Benim bu reklam sayfam nerede? Burada. Sayfaları takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bütün sayfaları aktif bir şekilde notlarla kullanıyorum. Kitaplara ulaşabileceğiniz adres budur. Tüm kitaplarım için bu kare koddan hareket edebilirsiniz. Kanalları ve sayfaları lütfen ama lütfen takip edin. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar ki gittikçe büyüyelim. 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon bize yetmez. Ne kadar çok kişiye seslenirsek o kadar iyi bizim için. Tamam. Haydi yayılalım. Herkese selam olsun hocam. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kolay gelsin.